İyilik manalı öğrencilerimizin paylaşma ve yardımlaşma duygularını ortaya çıkarttıklarını ve manevi hazzı çok büyük olan bir proje. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarını tanıtmak, onları daha yakından tanımak, onlara yardım etmekle ilgili bir proje. Öğrencilerimiz çok büyük ilgiyle projeye katıldılar. Kendi harçlıklarından biriktirdikleri parayla pazardan taze meyvelerden alıp okula getirdiler. Sonra bir ekibimiz var, bu iyilik manavındaki ekibimiz. Çok büyük bir istek ve heyecanla teneffüslerde öğrencilerimize getirilen meyvelerden satış yaparak kazandıkları parayla hayır kurumlarına destek oluyorlar. Daha çok mevsim meyveleri hem taze ve vitaminli olması açısından kış meyvelerinden seçtik. Elma, portakal, elma, muz gibi. Onlara da faydası olacak meyveler. Hem yediklerinde enerji geliyor hem de verdikleri parayla bir hayır kurumuna yardım yapmaların verdiği hazzı yaşıyorlar çocuklarımız. Kendi harçlıklarından özellikle biz biriktirmelerini istiyoruz. Hani bazen velilerimiz hocam biz bir kasayla getirelim diyorlar ama ben istemiyorum bunu. Sahip oldukları kıymetli şeylerden ne kadar verebiliyorlar? Hani cömertlik duygusunu yaşamalarını istiyorum ben. Dinimizdeki infak duygusu, yardım yapma duygusunu kendilerini yaşayarak öğrensinler. Bunları zaten kendileri farkındalar. Din dersinde biz anlatıyoruz. Sadakanın, yardımlaşmanın, dinimizin paylaşmaya verdiği önemden biz çok fazla bahsediyoruz. Yani ilk teneffüs bayağı bir izdiham oluyor. Kantine neredeyse hiç kimse gitmiyor. Meyve almaya geliyorlar. Son derse kadar meyvelerimiz tükeniyor. Yani bir gün içerisinde 3-4 teneffüste 4-5 kasa meyvemiz tükeniyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Sağlıklı beslendikleri için, projeye destek verdikleri için daha mutlu ediyor. Alınan yani sınıftan toplanan paralarla alınan meyveler ve biz de bu meyvelerden hem yani hem biz yiyoruz hem de verdiğimiz paralarla durumu iyi olmayan çocuklara yardım etmiş oluyoruz. Buraya yatıyorsun, sonra buraya yatıyorsun.